Ucuza güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamlar aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyim arkadaşlar. Evet, Allah'ıma şükürler olsun ki 3 ay sonra bir günüm bomboş bana kaldı. Ne ders çalıştım, ne İşle ilgili bir şey yaptım. Uzun zaman sonra ilk defa bir günüm boştu arkadaşlar. Ve ben de bugün de 3 tane video hazırladım sizlere. Şimdi günün ilk videosunu izliyorsunuz. Bu yani bu hafta sonu toplamda 3 video gelecek. Ya bugün bir tane, yarın iki tane ya da bugün iki tane, yarın bir tane. Artık onu siz kanalı takip ederek görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugün aslında EA'yi tekrardan gün geçmiyor ki EA'in bir açığı çıksın. EA'in bir bize söylediği yalan çıksın. Şimdi bu yalanın ne hakkında olduğunu öncelikle anlatayım. Bu oyunun kendi serverlarıyla alakalı bir yalan. Şimdi bunun nasıl olduğunu ve neden olduğunu sizlere kanıtlayacağım arkadaşlar. Çünkü son zamanlarda çok fazla bu konuyla ilgili bir paradokslar, böyle bir laflar falan dönmeye başladı. Ben de şimdi hani bu konuda doğrusu nedir, yanlışı nedir, bunu en detaylı şekilde sizlere paylaşacağım. Biliyorsunuz ki hepimiz FIFA'da arkadaşlar. Neden yakınıyoruz? FIFA'daki connection'lardan, yani FIFA'daki internet probleminden yakınıyoruz ve bu internet problemini nasıl aşabileceğimizi konuşuyoruz. Şimdi ben bugünkü videoda sizlere bu internet problemini nasıl aşabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle ilk olarak bu çok da default olarak böyle geliyormuş galiba, ama ben yine de bir göstereyim. Burada eşleştirme seçenekleri var arkadaşlar. Burada mutlaka evet dediğini şey yapın. Burada mutlaka evet olsun. Yani yakından eşleştir dediğiniz kısmı okeyleyin arkadaşlar. Bunu dedikten sonra bu bağlantı tabii daha hızlı yapabilmek için, bu input'ları daha hızlı hale getirebilmek için ilk olarak kablolu bağlanmanız gerekiyor oyuna. Yani oyuna kablolu internetle bağlanmanız gerekiyor. Hızınız ne olursa olsun. Mesela şunu soran çok oluyor. Diyor ki ben de 100 megabit wireless'la bağlanıyorum. Diyor ki ben de mesela 10 megabit kablolu bağlanıyorum. Her zaman 10 megabit kablolu bağlanan daha avantajlıdır arkadaşlar. Çünkü kablolu ve wireless arasında şöyle bir problem oluyor. Sizin modeminiz mesela, şuradan ben size göstereyim. Modeminiz her ne kadar iyi olursa olsun, bilmem ne olursa olsun arkadaşlar, mesela şu anda burada %100 çekiyor gözüküyor, görmüş olduğunuz gibi. Mesela şu anda benim internet hızım 25 megabit. Şimdi %100 25 megabit ile kablolu 10 megabit arasında dağlar kadar fark oluyor. Kablolu yine 25 megabitten daha hızlı oluyor. Buradaki modemleri biliyorsunuz ki arkadaşlar, Türkiye'deki altyapı gerçekten de çok kötü. Ve bu Turkcell Süper Online'dir, işte Türk Telekom'dur falan, verdikleri modemler çok tırt modemler. Her ne kadar burada sinyali %100 yazsa da siz oyun oynadığınız zaman sürekli sinyal azalıp artıyor, azalıp artıyor, azalıp artıyor. Bu da sizleri oyun içinde inconsistency dediğimiz belirsizlik olayına götürüyor. Belki siz pas atacağınız zaman da oyuncunuz pası atmıyor veya atmayacağınız zaman da enteresan böyle vücut hareketleri falan yapıyor. Bunun aslında tek sebebi sırf siz değilsiniz. Tabii yayın serverları da var, ama her zaman kablolu bağlanmak bunu engelleyecektir arkadaşlar. Bunu da bilginize söyleyeyim. Kablolu bağlanın ve oradaki ayarları açık hale getirin ve mutlak ve mutlak suretle kesinlikle oyunun daha az oynandığı saatlerde oynamaya çalışın. Mesela şu anda biz gündüz, mesela şu an saat kaç, ben video çekiyorum. Saat 16-13. Şu an İngiltere'de saat arkadaşlar 1. Yani şu anda FIFA'nın çok oynandığı bir saat. Saat gece 2. Bakın gece 2'de 3'te falan gerçekten oyun çok daha hızlı oluyor. Yani bunu net olarak deneyimlemiş birisi olarak ben bunu hissediyorum arkadaşlar. Çok daha hızlı olduğunu görüyorum. Hatta bunu test ederken şöyle bir şey daha yapabilirsiniz. Hani oyunun ne kadar hızlı olduğunu test etmek için Ultimate Team'e girdiğiniz zaman arkadaşlar oyuncu sniplamayı deneyin. Yani oyuncu sniplamayı denediğiniz zaman bile zaten serverdaki farkı anlayacaksınız. Şimdi bunu anlattıktan sonra EA'in bize söylediği yalana geçelim. Hatta bunu ben direkt videolu kanıt olarak sizlere hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi bir masa üstüme direkt ben zaten görüntüleri kaydettim. Şimdi hemen zaten sizlere göstereceğim. Aklınızdan çıkmasın ki arkadaşlar, bu oyunda tek Avrupa'daki bütün insanlar hepsi Almanya'ya bağlanıyor. Ve Almanya'daki serverlar üzerinden oynuyorsunuz. Almanya'daki serverları neredeydi, hemen ona da bakacağım. Ben ne olarak kaydettim ya bunları, dur bakayım. Romanya ve Germany olarak kaydetmişim. Tamam, hemen bunları da bir açayım sizlere. Şimdi ilk görüntüm bu. Şimdi bu görüntü nereden geliyor diyeceksiniz arkadaşlar. Ben zamanında çok fazla Call of oynadım ve profesyonel Call of oynayan hala bir sürü arkadaşım var. Ve bu kardeşlerimizin, hatta bir sürü pro player'in kullanmış olduğu özel bir router var. Adı Netduma router arkadaşlar. Bu router sayesinde modemde, yani router farklı bir şey oluyor. Yani nasıl Türkçesini açıklayamadım şimdi, ama araştırıp bakabilirsiniz Netduma diye. Bu router arkadaşlar sizlere her oyunda istediğiniz server'a bağlanmanızı sağlıyor. Şimdi
Call of Duty'de tabii hani FIFA'da input delay var. Call of Duty'de de var sonuçta. Ve Call of Duty'de çok daha fazla server var. Özellikle Fortnite'da çok daha fazla server. Yani Avrupa'da 4-5 tane lokasyonda serverları var. Ve Call of Duty Black Ops 4'te mesela Yunanistan'ın oralarda çok yakın bir yerde bir server var. Ve bu modeme bir ayar girerek sadece en yakın server olan Yunanistan serverına bağlanıp tıpkı Türkiye'den sanki yan yana oynuyormuşsunuz gibi bir müthiş bir internetle Call of Duty zevkini doyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu kardeşimiz, Emir kardeşim benim, Call of the Pro'dur Emir ve Bartu'ya da buradan selamlar. O bana sağ olsun bu konuda yardımcı oldu. Şimdi normalde bu modem sayesinde sizin nereye bağlanacağınızı görebiliyorsunuz. Bakın biz şu anda Türkiye'deyiz ve bizi Türkiye'den Almanya'daki velia.net arkadaşlar. Serverların sahibi de velia.net. Çok iyi bir server tedarikçisi değil ama ucuza server tedarik eden bir şirket. EA Sports arkadaşlar serverları buradan kiralıyor. Zaten serverların ne kadar dandik olduğunu farkındasınız. Bakın burada Türkiye'deyiz biz. Türkiye lokasyonunda. Biz oraya lokasyon girmişiz. Bizi Almanya'daki serverlar atmaya çalışıyor ve biz bu modem sayesinde arkadaşlar Almanya'daki serverları blokladık. Almanya'daki serverları blokladıktan sonra çok enteresan bir şey yaşandı. Şimdi hemen size onu da göstereceğim. Almanya'daki serverları blokladık. Artık bizim modemimiz Almanya'daki server'a bağlanmayacaktı. Ondan sonra arkadaşlar hemen şunu da bir açalım. İkinci olarak da bakın biz Almanya server'ını blokladıktan sonra haritayı zoomladık ve Türkiye'den bakın Türkiye'den Romanya'ya bağlanıyor abi. Türkiye'den Romanya'daki bir FIFA server'ına bağlanmaya başladı. Yani az önce Almanya'ya bağlanan oyun birden Romanya'daki server'a bağlanmaya başladı. Aslında bu Romanya'daki server'a hani biz bazen diyoruz ya farkında olmadan işte bazı maçlarda şunu şöyle bir ortalayalım. Şöyle dursun da yan yana görün diye. Biz mesela bazı maçlarda oynadığımızdan diyoruz ya oyun çok hızlı bazılarında çok yavaş. İşte aslında bundan kaynaklanıyor. Demek ki biz bazı maçlarda Almanya'daki server'a bağlanıyorken bazı maçlarda kaza bile Romanya bağlanıyoruz. Mesela belki birazcık daha kısaltsam belki Yunanistan'da da bir server vardır bir tane ufak belki ona bağlanacak. Hani anlatmaya çalıştığım şey gerçekten de Romanya server'ını oynadığınız zaman inanılmaz hızlı. Hani akıyor abi anladınız mı? Gerçekten de bunu oynadığınız zaman fark edebiliyorsunuz. Şimdi bu FIFA'da şöyle bir şey var. Serverların dandikliğinden kaynaklanıyor tabii bu. Server var şimdi. Burada bir server var. Ben buradayım, sen buradasın. Senle benim bu oyuna bağlandığımız zaman maçtaki internetin abi fix aynı olması lazım. Yani sen Türkiye'den bir yere bağlanıyorsun değil mi? Türkiye'den sürekli biz Türkiye'den Almanya, Türkiye'den Almanya'ya ve her maçta hız değişik oluyor. Şimdi bu imkansız bir şey. Neden imkansız bir şey? Zaten server'ın amacı odur. Hani her zaman Türkiye'den Almanya'ya bağlandığın zaman fix bir hızda oynamandır zaten dedicated server'ın amacı. Ama iyi serverları, kiralı serverlar çok kalitesiz olduğu için her serverın kalitesi farklı ve bu tamamen şans hani. Top 100 oyuncusu diyelim boktan bir server'a denk geldiği zaman o maçı kazanamayabilir abi. Hani gerçekten de internet çok önemli bu oyunda arkadaşlar. Yani bir saniyelik defanstaki müdahale farkınız sizlere penaltı yapmanıza, gol yemenize ve maçı kaybetmenize sebep olabilir. Bakın buradaki Almanya'ya Romanya'ya bağlanıyoruz biz ve Romanya'ya bağlandığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz abi? Maç akıyor bir. İkincisi Romanya neden Romanya diyeceksiniz? Ben onu da daha yeni fark ettim. EA Sports'un yeni e-spor etkinliği şu anda Romanya'da düzenlenecek bir sonraki. Demek ki EA Sports artık yavaş yavaş Avrupa'nın bazı yerlerine server açmaya başladı. Buradan Romanya'ya bağlandığınız zaman müthiş hızlı bir internette gerçekten söylüyorum en azından artı 3 tane galibiyet alırsınız abi. Çok ciddi anlamda söylüyorum. En azından artı 3 galibiyet alırsınız. Daha keyifli, hani mesela şimdi oyuncuyu alıyorsunuz yani oyuncunun kötü mü olduğunu, iyi mi olduğunu, gameplay'in iyi mi kötü mü olduğunu anlayamıyorsun çünkü internet yavaş. Yani oyundaki çoğu bu grafik hatası olsun, işte oyuncunun dönememesi, koşamaması falan tamamen server problemleriyle alakalı. Ve ben de burada arkadaşlar EA Sports'u tekrardan ifşa ediyorum. Hani insanları artık gerçekten hani çileden çıkarmanıza gerek yok abi. Yani ciddi anlamda söylüyorum. Ya milyon değil milyon dolarlık bir şirketsiniz. Yani bu serverları kiralamak paranız bile almaz. Yani Fortnite çıkıyor. Bedava olan böyle Fortnite biliyorsunuz ki. Adamın Avrupa'da 5-6 tane serverı var ya. Hani gerçekten var. Call of Duty zaten keza öyle. Abi bunu insanları şu oyuna bir çekin artık. Ya yani bizim sevdiğimiz bir FIFA'mız var. FIFA ile yatıp FIFA ile kalkıyoruz. Seviyoruz kardeşim FIFA'yı. Yani evet oyun boktan olsa da oynuyoruz kardeşim. Coin kasıyorum bir şey yapıyorum. Zevk alıyorum abi. Ve sen benim hani daha fazla zevk almamı sağlayabilirsin. Çok ufak değişikliklerle daha herkesin oyundan daha fazla zevk almasını sağlayabilirsin. Ama lütfen ya bunu yani yapsınlar artık. Gerçekten hani her gün Allah'ıma dua ediyorum. Olsun abi biz artık şu oyundan yine zevk alalım. Bakın burada Romanya server'a bağlandığınız zaman internet hızını artık aldığınız bütün oyuncular akıyor beyler. Yemin ediyorum paslar maslar kaymak gibi yani zevk alıyorsun oyundan kardeşim. Yenilsen bile diyorsun ki abi adam iyi oynadı.
Şimdi ben bu internette adamın iyi mi kötü mü olduğunu anlayamıyorum ki kardeşim yani. Müdahale yapamıyorum, bir şey yapamıyorum. Belki adam benden çok daha kötü ama Almanya'da oturuyor. Adam tak 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 pas yapıyor abi. Bazılarını tutamıyorum ben. Şak şak şak. Hani adamın kontrolünü sağlayamıyorum yani. O yüzden böyle maçlar kaybediyorum. Dolayısıyla bu tarz özel routerlar sayesinde istediğiniz oyunda, istediğiniz serverlara bağlanıp arkadaşlar daha net bir şekilde oynayabilirsiniz. Tabi bunların fiyatları da çok yüksek, yani 150-200 dolar civarlarından bahsediyorsunuz. Ama her oyunda sizi çok daha iyi noktalara götürür arkadaşlar. Dediğim gibi normalde 3 tane Almanya'da Valiant'ta server lokasyonu var. Siz normalde buraya atar, bazen Romanya, belki tabi çok aramadık biz, çok arkadaşım Call of Duty'de olduğu için pek fazla daha deneme şansımız olmadı ama Romanya burada mesela, belki buralarda vardır, buralarda vardır, buralarda vardır, hani bu olabilir. Ve bu arada şimdi sizlere bir şey göstereceğim abi. Kumandamız nerede? Kumandamız burada. Ben FIFA'dan birazcık sıkıldığım için Warface diye bir tane oyun var arkadaşlar PlayStation'da. Ve bu oyun bedava. Bedava yüklenip oynanabilen silahlı bir oyun. Sizlerin de bunları indirmesini tavsiye ediyorum. YouTube'dan falan videolarını izleyebilirsiniz. Hani hani farkındalık, hani haberdar etmek için söylüyorum. Oyun bedavaymış abi. Ben videolarını falan beğendim. Şu an bunu indiriyorum arkadaşlar. Bunu da birazcık oynamaya başlayacağım. Hani sizler de bedava zaten, hani bir kaybınız olmaz, 10 GB mine zaten indirip oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, günlük videosu bu şekilde. Input delay'ı önlemek için bir kablolu bağların, 2 oradaki ayarları değiştirin, 3 oynanmayan saatlerde oynamaya çalışın. Bu üçünü yapın. Evet biliyorum siz o saatlerde oynamak zorunda değilsiniz ama maalesef ki eğer iyi bir internetle oynamak istiyorsanız oyun sizi buna forsluyor arkadaşlar. Bu maalesef bu şekilde. Aynı zamanda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü arkadaşlar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için para toplayıp Dünya Engelliler Günü'nde bir bağış gerçekleştireceğiz. Buna 3 tane daha YouTuber kardeşimle birlikte inşallah bir canlı yayınla sizlerle birlikte güzel bir etkinlik yapacağız. Ona şimdiden destek olmak istiyorsanız, kardeşim ben önceden destek olmak istiyorum diyorsanız bana Instagram hesabından ulaşıp banka hesap bilgilerimi alabilirsiniz. Geçen sene biliyorsunuz ki Müge Anlı'nın programında 4 tane tekerlekli sandalye bağışı yapmıştık. Bu sene de böyle güzel bir projeyi 4 tane çok sevdiğim kardeşimle birlikte yapacağız. Instagram adresim Oguz Erdoğan, 2 tane N var sonunda. Video beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basabilirsiniz. Yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Bu hafta banların hesaplarını saçma ve oyundaki metayı çözüm, artık oyunu oynarken sinirlenmiyorum ve ağlamıyorum. Gerçekten söylüyorum. Çünkü mantıklı düşününce, pro player'larla konuşunca bu oyunu nasıl oynamam gerektiğini anladım. Hiç ağlamıyorum, delirmiyorum. Bunu da size söyleyeyim. Bunun da videosu bu hafta gelecek. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bugün bir video gelebilir veya yarın iki tane video gelebilir. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.